1950'li yıllarda Ankara'da meydanlarda uzun sakallı, şalvarlı, cepkenli, elinde sazıyla genç bir adam türküler söylüyor, hikayeler anlatıyor gelene geçene. Öyle ilgisini çekiyor ki herkesin, gazeteler yazıp çizmeye başlıyor bu aşığı. Adı İhsani. Yârim diyor İhsani, gül diyor, bülbül diyor, aşkı, aşkta yok olup gitmeyi anlatıyor şiirlerinde. Seviyor halk onun Anadolu kokan, toprak kokan dizelerini. 60'lı yıllar zorlu, sonlara doğru iyiden iyiye göz açtırmayan Menderes hükümetinin sonu oluyor. Ve artık özgürlük, hak, halk diyebilmenin, yazıp çizebilmenin, omuz omuza verip baş kaldırmanın yılları başlıyor. 10 yıllık baskıdan bitmiş öfkesini içinden atmanın coşkusunu yaşıyor halk. Amerikan emperyalizminin yeraltı kaynaklarımızı, ordumuzu, eğitimimizi, sanayimizi, çiftçimizi, işçimizi ablukaya alıp yavaş yavaş yok etmeye kararlı olduğu günlerin acısını haykırmaya başlıyor gazeteler, dergiler. Büyük güçler ülkeyi zenginleştirip maddi güce boğarken, öte yandan satın aldıkları halkı da cehalete, bağımlılığa, kültürel yok oluşa doğru son sürat sürüklüyorlar. Bu sürüklenişe kapılmak istemeyen, sazıyla, sözüyle aşıklar savaşta gerek diyen aşık dernekleri de harekete geçiyorlar. İşte bugünlerde Aşık İhsani de bu özgürleşmenin rüzgarıyla aslında hakkı da, halkı da öğrendiği kadim kültürden dizelerle anlatıyor. Eşitliğin, kardeşliğin, hakkın, hukukun edebiyatını yazmaya başlıyor. Üstümüze çökün yiyin, keyfinize bakın giyin, iş istesek yoktur din, kapı kapı yorun bizi, dert üstüne dert alırız, sanmayın böyle kalırız, elbet bir gün uyanırız, siz o zaman yorun bizi diyor Aşık İhsani ve kendi gibi özgürlük ve tam bağımsızlık diye haykıran, esarete boyun eğmeyen gençlerle el ele veriyor. İşte o gençlerin yüzlercesi 30 Ekim 1968'de Samsun'daki Atatürk heykelinin önünde toplanıyorlar. Ertesi gün tam bağımsız Türkiye için büyük yürüyüşe çıkacaklar. Mustafa Kemal yürüyüşüne ve Ankara'ya gelecekler. O gün abidenin başında Deniz Gezmiş adında 21 yaşında bir genç halka sesleniyor ve diyor ki 1919 yılında başlayan Mustafa Kemal devrimi kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumları yozlaştırılmıştır. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak saptırılan devrimi yerine oturtmakta azimliyiz, kararlıyız. Bugün başlayan yürüyüşün amacı budur diye sesleniyor ve Anıtkabir'de sonlandırdıkları yürüyüşlerine çıkıyorlar. Artık ozanıyla, öğrencisiyle, işçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla herkes uyanışta, ülke ayakta. Paranın esiri olup yabancılarla ülkeyi paylaşanların ve kanının son damlasına kadar ülkesini koruyanların savaşına dönüşüyor mücadele. Anıtkabir defterine yazılan şu sözler adeta bir yemine dönüşüyor. Milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten izindeyiz. Milli kurtuluş mücadelesi yok edilemez. Onu yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. İmza tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşçileri. Aşık İhsani köylerde en önde türkülerini söylerken devrimciliğin sembolü olmuş bu gençler de ülkenin dört bir yanında mücadele etmekten asla vazgeçmiyorlar. İhsani ile Deniz Gezmiş Kıbrıs mitinginde birlikte Amerikan bayrağını yakarken de Yankee Go Home diye türküler yakarlarken de yürekleri tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye için atıyor. Hapisler, yargılanmalar, kovalanmalar, işkenceler yıldırmıyor hiçbirini. Asla eğilip bükülmüyor bu cesur gençler. Bir başkasının derdini dert edinen, o derde derman bulmadan gözüne uyku girmeyen gençler onlar. Aşık İhsani, Vur Ağanın Başına adında kitaplar yazarken denizler, üniversitelerde protestolar, kurultaylar düzenliyorlar. Ülkenin sürüklendiği esaret zincirini olanca güçleriyle söküp atmaya çalışıyorlar. Ama gel gör ki paranın ahlakı zayıf, güçsüz ve teslimiyetçi. Ülkenin can çekişmelerini, acıdan kıvranmalarını, çırpınışlarını görmek istemiyor gücün sahipleri.
Menderes, Zorlu, Polatkan üçlüsüne karşılık Deniz, Hüseyin, Yusuf üçlüsü. Yani dişe diş, göze göz diyor sığ ve intikamcı irade. Emperyalizmin en sevdiği tuzağa düşüyor ilkel ruhlar. Kendi evlatlarının acılarını dindirmek, gözyaşlarını silmek için akıl kullanmak, şefkat göstermek ve sevgi ile el uzatmak yerine onların yaralarını dağılıyorlar siyasiler. Meclis oylamalarında o üç fidan idam edilsin diye coşkuyla kalkarken eller, Aşık İhsani yine yakıyor türkülerini. Git efendi, hançerlenmiş yaramı, eşirip tazeleme bu sıra. Köyüm yolsuz, ben kanunsuz yaşarım. Utan da şu asıra bak, asıra. Demek vekilimsin vay benim başım. Yediğin her yemek bir yıllık aşım. İçtiğin her kadeh dolu gözyaşım. İşlediğin kusura bak, kusura. Bir ülkeyi yaşanır hale getiren şeyler özgürlük, eşitlik, adalet olduğu kadar sanat, kültür, aşktır da diyorlar denizler. Hiçbir şey bağımsızlık ve özgürlük kadar değerli değildir diyerek de işçinin, köylünün, velhasıl hakkı elinden alınan herkesin derdine düşüyorlar. İdamına günler kala artık yaşamının bitmek üzere olduğu günlerde babası geliyor ziyaretine cezaevinde Hüseyin'in. Baba diyor ona, toprak ve tarım reformu yasa tasarısını incelemek istiyorum. Getir de okuyayım. Köylüye ne getirip ne götürecek? Bir bakayım diyor. Şaşırıyor babası Hüseyin'e. Bu çocuklar asla ölmeyeceklermiş gibi okuyorlar, yazıyorlar, şarkılar söylüyorlar. Öyle ya. Hüseyin gibi Yusuf da, Deniz de ölümü bir yok oluş olarak değil, tam tersine sonsuza yayılacak fikirlere dönüşmek olarak görüyorlar. Onlar hakimlerin değil, tarihin vereceği kararlara güveniyorlar. Kısacık ömürlerinin nice uzun ömürlere rehber olacağını biliyorlar. Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten özgür Türkiye diye haykırarak mitinge gider gibi ölüme gidiyorlar.